Merhaba arkadaşlar. Bugün projelerimizde forum alanında nasıl tartışma oluşturacağız, nasıl tartışma alanları oluşturacağız, buna değineceğiz. Öncelikle hesabımıza girdik. Hesabımıza girdikten sonra ismimize tıklayarak TeamSpace alanına tıklıyoruz. Açılan bölümde TeamSpace'imizde iki tane proje gözüküyor. Hangi projeyle ilgili forum çalışması oluşacaksak o projemizin ismine tıklıyoruz. Projemizin alanı açıldıktan sonra projemizin forum bölümüne tıklıyoruz. Forum bölümüne girdik. Şu anda gördüğümüz gibi burada herhangi bir tartışma alanı oluşturulmamış. Bir tartışma oluşturmak için yeni tartışma kısmına tıklıyoruz. Önce bir ana başlık oluşturacağız arkadaşlar. Başlık kısmına yazalım. Web2 konuları örnek olarak veriyorum sadece. Web2 konuları dedim. Açıklamaya da kendinizce kısa bir şey yazabilirsiniz. Başlığımızı oluşturuyoruz. Yani tartışmanın ana başlığını oluşturuyoruz. Şu anda tartışmamızın ana başlığı oluşmuş durumda. Tartışma başlatabilmek için bu ana başlık altında bir konu başlığı oluşmak zorundayız. O yüzden ana başlığa tıkladık. Ana başlığa tıkladığımız zaman açılan alanda gördüğünüz gibi tartışma alanı henüz oluşmadı. Bunun için bir konu başlığı oluşturduğumuz başlıkla ilgili bir konu başlığı oluşturacağız. Yeni konuya tıklıyoruz. Burada tartışmanın hangi konuda yapılacağını yazıyoruz. Örneğin projemizde kullanabileceğimiz Web2 konuları. Açıklama kısmına da yine kendiniz İstediğiniz şekilde bir açıklama girebilirsiniz. Ben kısaca gireyim. Şekilde bir tartışma oluşturdum. Bakın projemiz sürecinde hangi Web2 konularını ele alabiliriz diye ve yaratmak kısmına tıklayarak oluştur diyorum. Artık şu anda alt başlığı oluşturduğumuz için, konuyu belirlediğimiz için tartışma alanımız gördüğümüz gibi sayfamıza geldi. Şimdi projeye giren herhangi bir üye foruma tıkladığı zaman burada açılmış olan başlıkları görecek. Ben başka bir üye isem geldim burada ortaklarımızdan birisi bir başlık oluşturmuş. Bu başlığa tıklayacağım. Başlığa tıkladığım zaman o başlıkla ilgili bir alt başlık oluşturduğunu göreceğim ve bu alt başlığa tıklayacağım ve bu alt başlıkla ilgili düşüncelerimi yazmak için oluşturulan alana düşüncelerimi, fikirlerimi yazacağım. Ne diyor soruda? Projemiz sürecinde hangi Web2 konularını ele alabiliriz? Ben de örnek olarak diyorum ki hikaye oluşturmak için StoryJumper kullanabiliriz. Fikrimi belirtiyorum. Yorumumu yazdım ve yorum gönder diyorum. Böylelikle her ortak açılmış olan bu başlıklara girerek oluşturulmuş olan bu ana başlık altındaki konu başlığına fikrini yazabilecek. Şu anda bakın ben fikrimi oluşturdum. Benim ismimle, eşimin hesabıyla girdiğim için benim ismimle yine kendime yanıt vermişim. Bir cevap vermişim. Bu cevaba cevap vermek isteyen veya bu cevaba katkıda bulunmak isteyen kişi buradaki yoruma tıklayarak bu cevaba yorum bırakabilir veya ana başlıkla ilgili cevap vermek isteyen kişi ise en üstteki bu boşluğa yazarak cevabını yazabilir. Bu arada cevabınızı yazarken
herhangi bir resim, video ekleyecekseniz, burada görmüş olduğunuz medya ögesine, yani medya kitaplığına tıklayarak bilgisayarınızdan resim ekleyebilir veya bir bağlantı eklemek istiyorsanız üst taraftaki zincir halkası şeklinde gözüken kısma tıklayarak bağlantı ekleyebilir veya burada yazdıklarınızla ilgili harflerin kalınlık, incelik, büyüklük, sıralama, konumlarını burada Word'de gördüğünüz gibi düzenleyebilirsiniz. Mesajınızı yazdıktan sonra yorumunuzu gönderiyorsunuz. Forumlarda başlık oluşturma bu şekilde arkadaşlar. Bu arada oluşturmuş olduğunuz bir konuyu vazgeçerseniz, yani sonradan silmek isterseniz, o zaman forum başlığına tıkladıktan sonra açılan başlıklardan, örneğin Web 2 konularını sonradan vazgeçtiniz, silmek istiyorsunuz. O zaman yanındaki 3 noktaya tıklayarak, isterseniz bu başlığı değiştirebilirsiniz, düzenlemek kısmına tıklayarak bu başlığı değiştirebilirsiniz. İsterseniz silmek için arşive tıklayarak bu oluşturduğunuz konuyu tamamen ortadan kaldırabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar, oluşturmuş olduğunuz tüm başlıklar burada gözükecektir. Proje ortakları oluşturulan başlıklardan hangileriyle ilgili fikir belirteceklerse onunla ilgili başlığa tıklayarak cevaplarını yazacaklardır. Gördüğünüz gibi burada bir konu oluşturulmuş ve bu konuya da bir cevap verilmiş. Forumların projelerde kullanılmasının önemi şudur arkadaşlar. Ortaklar arası işbirliği ve iletişiminin aktif olarak kullanıldığını ispat eder. Böylelikle sizler projelerde ele alacağınız konuları, içerikleri, yöntemleri veya uygulamalarda ele alacağınız yöntemleri fikir olarak burada yayabilir, sorabilir, arkadaşlarınızın, ortaklarınızın ve öğrencilerinizin bu konuyla ilgili fikirlerini alabilirsiniz. Forum alanı işte bu tür tartışmaları, fikirleri alabilmek için oluşturulan bir alandır. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.